İbrahim bir ciddileşti. Ha? Öyleyim abla. Peki yakışmış gömlek. Teşekkür ederim. Ne kostüm bugün? Sağ olun. Evet, Gül geliyor alkışlarınızla. Hanya da benim 50 gram bulgurum, bulgurum. Konyalının kaşlarına vurgunum. Konyalım yürü, yürü yavrum yürü. Hüsnanını sürü. Şimdi de geçti buradan Konyalının. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz Gül Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi olmaya çalışıyoruz. Şarkıya bakarsak Konya'dan geliyorsunuz. Yok, Ankara'dan geliyorum. Ben dedim, karışık çalın dedim. Manasız olsun dedim. Ankara'nın neresi Gül Hanım? Yani yeni mahalle diye geçerli. He. İbrahim, hakikaten sen de Ankara'sın değil mi? Bir havaya girdin hemen, Ankara Ankara. İyi oldu bu Ankara. Hemşeri. Sevindim. Yaş kaçtı? 23. Ne iş yapıyorsun? Okuyorum ben. Okuyorsun? Evet. Ne okuyorsun? Siyaset, kamu. Oo, bilmediğimiz yerden geldi İlay. Oku oku. Ne oldu bize bu? Bu zamana kadar olmamıştır herhalde da. Maksat adet yerini bulsun. Nişanlılık falan oldu mu? Yok, hayır, olmadı öyle bir şey. Ailenle yaşıyorsun? Evet. Neden ben? Yani senin kriterlerini izledim. Kendime uygun buldum yani. Benim kriterlerimi izledin mi? Yani senin kriterlerin bana göre, yani ona göre geldim. Sen aslen nerelisin? Ankara'da oturuyorum ama yurt dışında doğma büyümem. Şiveden çözdüm. Orijinal Ankaralı değil. Evet. Organik değil diyorsun. Organik değil. Peki nerede okudun canım? Yani efendim? Yurt dışı dedin ya. Yani yurt dışında doğdum, Ankara'da yaşıyorum. Yurt dışı deyince biliyorsun hani o harita. Türkmenistan. Ha. Türkmenistan. Evet.
Neymiş benim kriterlerimde kendine yakın hissettip de bana geldin? Bir de söyle de ben dinleyeyim senin ağzından. Yani duygusalsın, eğlencelisin. Bu mu? Daha ne olsun? 30 yaşındaki İbrahim'in genel anlamı bu mu yani? Yaşımı biliyorsun değil mi? Evet. Ha, söyledim zaten. Başka mesela? Duygusal. Biraz açarak söyle o zaman. Hani. Yani eğlenceli birisi. Eğlenceli. Oturmasını kalkmasını bilen birisi. Yerine göre yani. Hani nesi etkiledi en çok seni mesela hani izlerken? Konuşması. Konuşması. Hı-hı. Tatlı, sempatik. Evet. Sempatik. O da var yani. Sadece tabii ki sempatik değil ama beğenmiş gelmiş. Evet. Teşekkür ediyorum. Buraya kadar gelmiş. Yemek falan biliyorsun değil mi yapmayı? Evet biliyorum. He. Şimdi farz edelim ki okuyamadın. Ben senin için paravan açıldı. Gördüm. İleriki zamanda kısa bir zaman içerisinde de ben dedim ki bunun daha fazla ilerlemesini istemiyorum. Ben hemen evlenmek istiyorum. Sen de dedin ki benim okulumun bitmesine 23 yaşındasın. Herhalde bu 2-3 sene daha vardır. Yok, bir sene sayılır yani. Bir sene mi? Evet. He. Olmadı. Soruyu tamamlayamadım. Ama yüzmüş yüzmüş kuyruğuna gelmiş artık kız diplomasını aynen almaya. Ya. Seni mesela bağlar mı İbrahim? Yani mesela karşındaki insan üniversite mezunu. Sen ne mezunuydun? Abla ben üniversiteye kaydoldum ama gitmedim. Ha tamam yani mesela hani sana gıcık olur musun? Karşındaki üniversite mezunu. Keşke master yapsa. Ha öyle mi? Problem olmaz böyle, yani. Abla, bazı erkekler böyle göğsümü altında ezilmeyeyim. Göğsümü gere gere söylerim. Yani eşin ne iş yapıyor? Master. Master. Yapıyor. Sizlere ayıp. Master. Double major. Öğrenin bunları. Düşünüyorum. Hani problem yok diyorsun. Ya, yok. Şey yaparım hatta. Sevinirim bile. Sana ben böyle bir şey söylesem. E bak hala bana söylesem diyorsun. Örnek veriyorum. Bırak abi, bitirsin kız okulunu. Tamam. Söylesem ne dersin mi diyeceksin? Yok. Senin okulunun bitmesini ben zaten beklerim diyecek. Ha. Sen acele etme. Başka? Başka senin sormadık bir şeylerin var mı? Vallahi hep ben soruyorum zaten. Senin bana sormak istediğin bir şey var mı? Hani beni tanımaya gelen sensin. Peki sen evleneceğin kişi nasıl olmalı sence? Tekrar anlatıyorum. Benim evleneceğim kişi... ben çalışmasına asla karışmam. Ama çalışmamı ister misin derse istemem. Ama çalışmak istiyorum derse de karşı gelmem. Şimdi ben akşam sabah eve işe giderken kahvaltımı hazırlayacak. Ondan sonra akşam geldiğimde kapıyı açarken yüzünü o yani gülerken nasıl mutlu olduğumuzu böyle gün gün arttıracak, anladın mı? Yani ben işte ne yaşadıysam onun yüzünü görür görmez o mutluluğuyla bana unutturacak. Ondan sonra tabii ki ben ailemle yaşayacağım için anneme babasını, babama saygısını eksik etmeyecek. Yok, aile benim için önemli. Daha başka ne isteyeyim ki yani? O güler yüz, her gün işe git gel, başka da bir şey yok yani. Sen ne istersin? Sana ne lazım? Yani mutlu olmak, huzurlu olmak, yeter ki anlaşabilmek. Bu benim için çok önemli. Yani anlaşmak, evliliği beraber sürdürmek. O zaman ben sana şöyle bir soru sorayım. Diyelim ki, Allah göstermesin ama insanın ne zaman nerede ne olacağı belli olmaz. Sen okulunu bitirdin. Okula geldik yine. Diyelim yok ki. Yok. Hani okulunu bitirdin. Evet. Bitirir bitirmez de hemen işin hazır girdin. Benim de çalıştığım yer kapandı. İşsiz kaldım.
Böyle 5-6 ay iş bulamadım. Ama her gün iş bulmak için dışarıya çıkıyorum. Sen de her gün çalışıyorsun, yorgun argın geliyorsun. Bana dedin ki bir gün iş buldun mu? 6 ay sonra ben sana dedim ki hayır, bulamadım. Ama hala arıyorum. Sen bunun karşılığında bana nasıl bir tepki verirsin? Yani ben şöyle... Geçim içerisinde bir hanemiz var ya bizim. Evet. Karı kocayız ya. Evet. Evet. Yani ben anlayışlı bir insanım. Yani sen illa bulana kadar ben şey demem yani. Yani sonuçta yani kimseyi zor gününde böyle arkana dönüp de hiçbir zaman öyle bir şey yapmam. İster eşim olsun, ister arkadaşım veya ailemden veya işte çevremden. Yok, ben kadın ya. Başımda çalışıyorum, hemen iş buldum. Sen 6 ayda erkek başında bir iş bulamıyor musun? Hiçbir şey bilmiyorsan git simit sat. Ama yeter ki eve ekmek parası getir der misin? Yani... Ya bir susun ya arkadaş, ben zaten ona soruyorum. Ben bilmiyorum zaten simit satıp eve ekmek götüreceğimi? Bilmiyorsun demek ki. Sakin ol. Niye kızıyorsun? Siz oradan bak cevabı verdiniz, bak, o da hemen daha diyecek. Daha evlilik yok ortada falan. Bunlar var ya, yaşadıkça öğrenebileceğin şeyler. Şu an çok saçma yerden giriyorsun. Kızla yani duygusal olarak tanı bence ilk. Şimdi sen... Ama yok... önemli bir soru sordu. Bakın çocuklar, yani herkesin başına geliyor böyle şeyler. Mesela... Duyuyoruz. Erkeğin işi bozuluyor, kadın terk ediyor 3-5 ay sonra. Ama şimdi burada... Böyle insanlar da yok, var. Yok, bir şey diyeceğim. Şimdi buraya... sözünüzü kesiyorum. Yok, ben üstüne alınma Gül. Yok. Yok, ben işte sana sadık olurum. Eşimi ben hep beklerim. Hı-hı. Adam çalışıyor. Bir ay iş bulamıyor. Kadın ne diyor biliyor musun? Sen işi bul, ondan sonra gel beni annemin evinden tekrar al diyor. Tabii, o olmaz mı? Ancak kafanıza göre konuşuyorsunuz. Örnek var ya öyle. Şimdi Gül sana dese ki seni bırakmam, burada evet bırakmam der. Ama bunu o sana söylediğinde anlayamazsın. Ben 30 yaşındayım. Bir insanın ağzından çıkan o harfin nasıl bir notada çıktığını bile anlarım. O bana nasıl söylüyorsa, anladın mı? Vay vay vay. Hadi göz ya. İçine bakarsın anlarsın da. Ben 30 yaşındayım. 13 yaşından beri çalışıyorum. Bütün insanlarla iç içe dış bir muhabbet içerisine girdiğim için. İnsan sarrafı olmuşum. Kimin ne şekilde ne söylediğini ben biliyorum zaten. Sen istediğin kadar söyle. Evet Çağduman abla. Hayat inişli çıkışlıdır. Evet ana. Bütün sıkıntılara beraber göğüs gerdiğiniz zaman o evlilik çok güzel yürür. Evet. Ben burada zaten başka bir şey demedim ki. Tamam da yani senin şimdi şu an onları konuşman... Ya ne sen sorayım ona... ana, geçimden ilgili başka ne sorayım? Burcun ne? Boğa burcu. Boğa mı? Evet. Aa, anlaşamam ben, açmayın parayı. Bak işte gördün mü? Öyle bir mantık var mı ya? Hayır. Ana kovayla şeyin, burçla evliliğin mantığı ne? Ben bunu çözmüş değilim yani. Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir alaka? Burcu ne? Balık. Ben hiç doğru anlaşamam. Doğru söylüyorsun İbrahim'ciğim. Vallahi ne biliyorsun o kızın ballı olmayacağını? Nereden ya ben zaten biliyorsun? Biraz önce de söyledim. Nereden anlaşamayacağını nereden biliyorsun? Sen denizi görmeden paçalarını sıkıyorsun. Ana ben zaten burçtan alakalı ilişki pozisyonu yürüten yürütemeyen hiçbir İbrahim, beni ilgilendirmez. Denizde ben kendimden balık, sorayım. Sen tavayı o ateşe koydun. Bir gör kızı, bir Allah. Tanı bakalım ya. Ana biz frekansları kuramadık. Beş parmağın beşi bir değil. İki tane mesela ben biriyle konuşuyorum, balıkmış. Anlaşamadım. Bu balık diye bununla da mı anlaşamayacağım? Bu nasıl Hayır. bir mantık? Onları bırak, sen ona bak. Ben zaten oraya bakıyorum. Evet. İbrahim'cim güzel, bak önemli sorular bunlar. Mesela diyebilir ki biri de yani altı ayda biraz fazla der, anlarsın sen onun i̇şte. Ne şeyde olduğunu. Ben ne dedim? Niye ben demedim o zaman 2 hafta, 3 hafta, 1 ay demedim. 6 ay sonra sorduğunda tekrar bulamadım. Hande evet. Hanım, çok güzel bir şey vurguladı esasında. Haklısın. Hanım çalışırken sen çalışmazsan, 6 ay iş bulamazsan, elbette ki bulamadığın zaman idare edecektir. Evin geçimiyle ilgili yapması gerekenleri yapacaktır. Ama eğer sen bunu bahane edip de çalışmamaya devam edersen hanım çalışıyor diye, ana, ayrı bir sorun olur. Şunun altını çiziyorum. Ben bu soruyu sorarken sadece bunun fikrini öğrenmek için sordum. Ben zaten günde simit satar, evime zaten ekmek götürürüm. Çok güzel, anladın çok mı? Güzel. Tabii ki. Yok, maaşı zaten. İyiyse zaten çalışmama gerek yok. Ay canım da şimdi simit istedi, yemin ederim. Simit olsa da yesek. Simit neyse. İstedi canım. Yarın tam da saati. Alırız. Başka sormak istediğim bir şey var mı Gül? Merak ettiğin, benimle ilgili. Şimdilik yok, senin. Açalım bence paravanı.
Biraz isterseniz tabii ki. Tamam. Paravanımız açılsın. Bahçe duvarından açtım. Bahçe duvarından açtım. Darmaşık güllere dolaştım. Darmaşık güllere dolaştım. Öptüm sevdim, halelleştim. Öptüm. Merhaba. Tekrar hoş geldin. Bir bilemedin İbrahim. Dinleyerek mi geldin? Tabii. Tanıyorsun değil mi? Evet. Sen beni iyi tanımamışsın. Ben sana kendimi daha iyi tanıtmak için. Gel çayda ben sana biraz daha kendimi tanıtayım. Aa niye dur bir dakika. Ne abla? Neden sen beni tanımamışsın ben senin çayda kendimi daha iyi anlatmak için ne demek? Hani bundan önce demiştim ya abla. Hani yanlış şey gibi biraz... Hayır şimdi söyledim. Olmadı mı oldu mu yani? İşte çayda kendimi tanıtacağım abla, çay içeceğiz. Ama ben sen beni iyi tanımamışsın dedin. Hani ben ilk başta dedim ya abla paravan açıldıktan sonra beni iyi dinleyip gelin. Hani girmek istemiyorum o konuya ama böyle... Söyle gir. Etek metek kısa mısa anladın mı abla? Peki etek olmasaydı, uzun olsaydı etek... Gene aynısını diyecektim. Ama bu şeyi söylemezdim. Hani beni dinleyerek mi geldin demezdim. Anladım. Çünkü ama... ben burada üstüne bastıra bastıra söylemiştim. İlk elin şeyin, ilk günün yani. Hatası olmaz. İkinci güne bakarız. Hadi güzel. Diye düşünüyorum. Hadi teşekkür tamam ediyorum. Anladım Gül, şimdi. Yalnızlıkta gitti cana geldim seni almaya. Beni biraz daha hızlana çay gelsin canım.